Nasıl oldu bu? Çelebi bütün bunları nasıl beceriyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık Mumbi'ye. Anlamıyorum hiçbir şey. Adnan'ı yakalamıştın, değil mi? Kızı için görüşmüş doktorla. Ne alakası var ya? Nasıl yani? Yok işte zaten bir alakası yok. Çünkü Adnan'ın kızı yok. Evli de değil. Başka bir şey dönüyor, başka bir şey var. Hiç anlamıyorum. Ama yani kim kime ne oynuyor, kim kime ne yalan söylüyor. Ben durdum artık yani. Ama hep bir adım önde. Hep benden önde. Hep benden daha güçlü. Yani orantısız bir mücadele var aramızda. Belki yani belki boş yani yaptığımız her şey. Saçmalama, o da böyle düşünmeni istiyor. Vazgeçirmeye çalışıyor seni. Cemre yapma. Ne yapayım, vazgeçmeyeyim? Ne yapayım, elinde sonunda yenecek, kazanacak belli. Ne yapayım, yoruldum. Ne olayın başındayım, ben yoruldum. Yani bugün yaşanılanların üstüne bunları konuşmamız gereksiz. E senin de canın burnunda. Bence en iyisi biraz yat. Dinlen böyle, istirahat et. Yarın daha güzel bakacaksın. Nasıl olacak o? Ya nasıl olacak bilmiyorum ama şeyle alakalı. Şöyle düşün. Hani insan dibe vurduğunu hisseder ya. O dipte de çok fazla kalamazsın. Yani dibe vurdun bitti, ondan sonrası yok. O sebepten yavaş veya hızlı bir şekilde insan yeniden yukarı çıkıyor. Ama illaki çıkıyor yani. Dibe vurdun diyorsun. Evet. Olabilir. Olabilir. Her şey insanlar için. Ama iyi tarafından bak. Bundan sonra düşmek yok ki senin için. Kaybedecek neyin kaldı Cemre? Sen şimdi bana moral mi verdin? Gömdün mü beni? Hangisi oldu? Öyle demeyelim de öldürmeyen şey güçlendirir diyelim. Evet. Evet, siz bu konuda çok iyi bir ekipteyiz. Öyle veya böyle nihayetinde yüzün güldü mü güldü. Ona bak. Evet. Evet, doğru. Tamam. Ben gideyim, birazcık dinleneyim, olur mu? Tamam, ben de geleyim. Yok yok, gerek yok gerçekten. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen iyi ol da. Gerisi önemli değil. Ne oldu? Ne oldu, ne bu? Bilmiyorum ki. Ne bu? Yine mi ya? Hayırdır birader, niye geldin yine? Git. Çık git. Git, polis çağırırım. Çağırmana gerek yok. Buradalar zaten. Ne istiyorsun? Daha fazla yorulmak istiyorum. Tabii tercih senin. Ama sadece iki seçenek var. Ya bu ambulansla kliniğe gidersin ya da benimle evimize gidersin. Öyle mi? Hiçbir yere gelmiyorum. Öyle bir seçeneği yok Cemre. Cemre Hanım, rapora göre eşiniz Çelebi Bey size vasit tayin edildi.
Yani sizinle ilgili meselelerde yetki ona ait. Tedavinizin nasıl sürdürüleceğine o karar verecek. Sana söylemiştim Cemil. Kendi çapında çok iyi mücadele verdin. Ama senin çapın dar Cemil. Çok dar. Hadi. Güneş seni bekliyor. Bu maskaralık da bitti artık. Evimize gidiyoruz. Ne istiyorsun? Daha fazla yorulma istiyorum canım. Tabii tercih senin. Ama sadece iki seçenek var. Ya bu ambulansla kliniğe gidersin... ...ya da benimle evimize gidersin. Öyle mi? Hiçbir yere gelmiyorum. Öyle bir seçeneğin yok Cemre. Cemre Hanım, rapora göre eşiniz Çelebi Bey size vasi tayin edildi. Yani sizinle ilgili meselelerde yetki ona ait. Tedavinizin nasıl sürdürüleceğine o karar verecek. Sana söylemiştim Cemre. Kendi çapında çok iyi mücadele verdin. Ama senin çapın dar Cemil. Çok dar. Hadi. Güneş seni bekliyor. Bu maskaralık da bitti artık. Evimize gidiyoruz. Ablacığım bir müsaade et. Dur abla. Hadi. İnsanları daha fazla meşgul etme. Ne oluyor ya burada? Ha? Ozan. Ozan. Lütfen sen evine git. Bu bizim ikimizin arasında. Cemre. Sana eve git dedi. Duymadın mı? Senden emir alacak değilim ben, tamam mı? Eve git. Benim kaçacak halim yok. Tamam. Tamam, sen de gönder şunları. Daha fazla rezillik çıkmasın. Geliyorum. Cemre yapma. Ne yapma? Başka bir seçeneğin mi var? Ama... Çantamı alıp geliyorum. Sana eşlik edeyim. Peki. Hadi.
Memur bey. Kendini içeri kilitledi. Bilgilerini lütfen. Ozan! Ozan! Açıyorum, açıyorum. Açıyorum. Oyalayabildiğin kadar olmalı. Burada olabilir. Ya ne oluyor? Dur, geldim, geldim. Allah Allah. Hayrola Memur Bey, ne oluyor böyle? Nerede? Kim nerede? Oo, Çelebi Bey. Ya seni burada görmek ne şeref diyeceğim de sen de her aklın üstünde bana geliyorsun ama. Değil mi? E gelmeden önce bir haber ver, bir hazırlık yapalım. Evde böyle kuru çaydan başka bir şey yok zaten. Ya kimi arıyorsunuz? Kaçmış Çelebi Bey. Acele edin lütfen. Allah Allah. Evet. Çay demiştin değil mi? Dışarıda bekliyorum. Açık olsun. Thank you.
Anladım hocam. Tamam. Tamam. Yok, ben teyit etmek için aramıştım zaten. Evet. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ne oldu? Ne diyor? Ya dediğim gibi işte en ufak bir zaaf vesayeti düşürebilir diyor. Ay. Cemre biraz düşün ne olur. Yani alkol sorunu olur, işte kumar. Yok bir şeysi, hiçbir şeysi yok. Alkolü de yok, kumarı da yok. Adam resmen iyi aile çocuğu ya. Ya sen emniyetten bir dosya aldık demiştin. Bir şey çıktı mı ondan? Ondan bir şey çıkmadı. Adamın illegal bir durumu yok. Birazdan Ozan gelecek. Evraklar da yanında. İsterseniz bir de birlikte bakalım. Of. Nereye? Hava alacağım biraz. Cemre. Ne? Tam gözükmeyeceğim. Kapının önündeyim. Merak etme Ozan, hareket edin. Nerede? Nöbette yani. Biz seninle ne yapacağız? Sen benim dilimden pek anlamıyorsun gibi. Ay abartma, olur o kadar. E bir o değil ki. Başka ne var? Boş ver. Sen böyle her lafı yarım mı bırakacaksın? Sen kendini hiç bilmiyorsun değil mi? Ne demek bu? Yani o laflar neden yarım kalıyor, bir sen düşün demek. E sen söyleyeceksin onu da. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani sana bakmak öyle dışarıdan geçen herhangi birine bakmak gibi bir şey değil ki. Ya sana bakmak fazla ümitli bir şey. Allah için bu durumda benim çok alışkın olduğum bir durum değil. Sen alışmışsın aynalara bakmaya. Çünkü kendi gözlerin kamaşmıyor ama... Sen de bak biraz bana. Ya hep gözünü kaçırdığın için alışamıyorsun belki. Demesi kolay. Dün akşam gelseydin böyle mi yapacaktın? Yok, konuşacaktım. E şimdi de konuş. O zaman sen aç bir büyük, ondan sonra izle muhabbeti. Hmm. Koşullar uygun değil diyorsun. Aynen öyle diyorum. Pardon. Pardon, ben bir şey mi böldüm mü? Böldüm. Yo. Doğru. Bölünebilmesi için önce konuşabilmek gerekiyor. Yani o kadar laf ettim, hepsinin havaya gitmesi. Ben de erkeğe gidiyorum. Hadi. Uzun! Hop! Var mı lan gelen giden? Yok abi. Ömer! Heh. Oğlum neredesin ya? 2 saattir götümüz dondu burada. Buyurun. Şey, ben sizin geldiğinizi görmedim de. Önemli değil, soğuk gerçekten. Geçebilirsiniz. Buyurun, buyurun. 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 Tomris, korkma. Kork. Hiç kimseye hiçbir şey söylemem. Sadece seninle konuşmak için geldim. Ozan biraz bahsetti ama ben senden dinlemek istedim. Bak biz biraz konuştuk. İstersen sen de bir dinle. Tomris teyze gelsene, şöyle otur. Rüya. Cemre, bana güvenmiyor olabilirsin. Seni ikna etmen de zor biliyorum ama... birbirimizi az çok tanıyoruz Cemre. Yani benim kimseden korkmayacağımı bilirsin. Eğer senin yanındayım diyorsam sözümün arkasında durmama hiç kimse engel olamaz. Zamanın var mı peki? Epey uzun bir hikaye çünkü bu. İstediğin kadar. İstersen otur böyle. Tamam teyze. Ben de geliyorum hemen.
ne oldu diye soracaktım bu İskender meselesi. Ben çok korktum sana bir şey olacak diye. Şikayetçi olmamış. Nasıl? Yani Şimal Hanım rica etmiş. Tabii onun yeri başkadır İskender için. Yoksa yani zordu. Geri adım atmazdı yoksa. Doğrudur. Görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. İnanılır ki bu değil, bu delilik. Bu adam resmen deli. Öyle. İyi de kızım, bir sürü şey anlattın. Defalarca hastanelik etmiş seni. Hiçbir doktor da demedi mi bu halin nedir diye? Sormadı mı? Evet, sordu. Ben de anlatmaya çalıştım. Ama Tomris, Çelebi her seferinde tanıdığı hastanelere götürüyordu beni. Hani onlara da zaten akıl sağlığımın yerinde olmadığını söylüyordu. İyi de yaraları nasıl açıklıyordu? Kaza oldu diyordu. Kendini bir yerlerden attı diyordu. Bir kere balkondan düştü dedi. Bir kere trafik kazası yaptığımı söyledi. Ama her seferinde tabii doktorlara yalvar yakar oluyor. Aman kimse duymasın, basına sızmasın. Karımın yaptıklarından haberdar olmasınlar. Sözüm ona, beni korumak için. Nasıl oldu anlamadım. Birdenbire üstüne deriyor. Ambulans çağırsaydın keşke. Ya o anda onu öyle görünce aklım çıktı. Kucakladığım gibi arabaya attım. Kendinden geçmişti. Nedir durum? Sonuçlar çıkmadan bir şey söylemek için erken. Sen ailesine haber ver istersen. Eğer ameliyata gerek görülürse... Olmaz. Ben o yüzden sana geldim zaten. Yani bu yaşananları kimsenin duymaması lazım. Yoksa kariyeri biter. İyi de Çelebi kızın hali ortada. Böyle bir şeyi yakınlarından gizleyemeyiz. Mümkün değil. Biliyorum. Ben de istiyorum haber vermeyi ama olmaz. Neden? Sahnedeki dekorlar üstüne devrildi demiştim ya. Aslında öyle olmadı. Kendi yıktı her yeri. Cinnet gibi bir şey. Kendini kaybetti. Eğer duyulursa işini kaybeder. O zaman da her şey... Yani bu rolü alamazsam ölürüm diyordu. Lütfen ben buradayım. Bütün sorumluluğu alıyorum. Sorumluluğu üstüne alıyordu. Ne? Yıllar önce bana bir kız getirmişti. O zamanlar beraberlerdi yani birkaç senedir falan. Hatta Hülya da tanıyordu kızı. Tomris nasıl yani? Cemre'den önce başka bir neden mi yapmış? Adam resmen seri psikopatmış ya. Yani bilmiyorum. Emin değilim ama şimdi sen anlatınca... kız geldiğinde hastaneye bana sıkı sıkı tembih etmişti kimseye bir şey söylememem için. Ameliyat olmuştu kız. Sonra bunlar toparlandılar, gittiler. Yani ortada tuhaf bir şey yoktu. Yalnız kız pek konuşmuyordu, o kadar. Peki kim olduğunu hatırlıyor musun Tomris teyze? Adını falan, o kadar işimize yarar ki bu. Yok be kızım, çok uzun zaman önce dedim ya. Ama bir hastane kayıtlarına bakmamız lazım. Şimdi gidebilir miyiz? Tabii. Tamam, gidelim o zaman. Hadi, hadi.